deprem olayı yaşandı, salgın durumu yaşandı. İnsanların bazı şeylere ihtiyacı olunca hemen fahiş fiyat uygulamalarına gidilme durumları söz konusu oldu. Yardımlar ve benzeri noktalarda kişi kendisi hak etmediği halde veyahut da marketlerin yağmalanması gibi nahoş durumlar değil mi? Ya belki bunlar istisnai durumlarda olabilir ama yine de bunlar kötü ahlakın birer örneği olabilir mi? Ve bir Müslümanın bu zafiyete düşmesi düşünülebilir mi? Düşünülemez, ancak bu kötü örnekleri evet. Suimisal emsali olmaz diyerek değil diğer mi? Müslümanları suçlama vesilesi veya vasıtası yapmak da doğru olmaz. Hocam bu çok önemli bir nokta esasen. Bazen böyle hareketle hemen İslam'a ve Müslümanlara bir saldırı durumu söz konusu olabiliyor. Bu dediğiniz gerçekten önemli bir vurgu. Evet hocam. İbadetlerde bireysel sorumluluk olduğu gibi suç ve işlenen suçun cezası bağlamında da suç da bireyseldir. Onu destekleyen, ona yardımcı olan, o yanlışta katkıda bulunanlar ikincil planda kalır. Esas irade sahibi bu yanlışı yapandır. Ama bu yanlışların yapılması örnek gösterilerek genel bir ifadeyle Müslümanlar böyle yapıyor diye suçlamak hem hukuken hem de vicdanen ve ahlaken doğru değildir. Bu suçlama evet. yapıldığı takdirde suçlayan kişinin de ahlakında problemlerin başladığının anlaşılmaktadır.